Magazinin kalbi İstanbul'da atıyor. İşte ünlü isimlerin gece ve cadde turlarından kameralarımıza yansıyan renkli görüntüleri. Ünlülerle dolu bir İstanbul turuna hazır mısınız? Bakalım hangi isimler takılmış kameralarımıza? Hande Erçel'i İstanbul gecelerinde trafikte görüntülüyoruz. Yorgun görünüyor güzel oyuncu. Yorgunum, provadan çıktım. Yorgunum biraz. Hande Erçel'in arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptılar. Peki nasıl geçti kutlama? Onlara sürpriz yaptı arkadaşlarım. Daha değil, birkaç gün daha var ama... İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çiftini gecelerde görüntülüyoruz. Güzel oyuncu eşinin şarkısının klibinde yer almıştı. Peki ünlü çift oyunculuk alanında birlikte aynı projede yer almak ister mi? Neden olmasın diye bakıyoruz tabii ki. Ben şimdi hani toy böyle bir şey olursa ilk işim olacak ya hani ne bileyim sen... Hallederiz abi. Kıvanç Tatlıtuğ'yla da yapabilirsin. Kerem Bürsin ama işte ilk filmi olan Ufuk Beydemir'le yapmak ister misin? İsterim canım, neden istemiyorum. Zeynep Bastık'ı İstanbul gecelerinde aracında görüntülüyoruz. Sosyal medyada yapılan bir ankette yaşayan en seksi Türk kadını seçilmişti. Bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Allah hiçbir şey düşünmüyorum ya. Birileri öyle ortaya bir şeyler atıyor. Birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum ya. Ne yapayım? Peki Zeynep Bastık ankete katılsaydı hangi ünlü güzele oy verirdi? Hiç düşünmedim. Enler çok zor benim için. En sevdiğin film, en sevdiğin renk, en sevdiğin sanatçı, en beğendiğin kadın, erkek, en seksi falan. Enler çok zor cevaplar. Bilmiyorum. Zeynep Bastık şarkıcılık harici hiçbir şeyle ilgilenmediğini söylüyor. Gerçekten şarkıcı olmakla ilgili son derece mutluyum. İyi bir şarkıcı olduğumu düşünmekle ilgili de son derece kendime inanıyor ve güveniyorum. Bunun haricindeki hiçbir şeyle de ilgilenmiyorum. Her şey de harika gidiyor. Harika şarkılarım, harika düetlerim, harika yeni global haberlerim var diyeyim. Peki oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyor mu? Gelsin istiyorum. İstiyorum. Bir derginin düzenlediği ünlülerin ödül alacağı davete uzanıyoruz. Serkan Keskin yer aldığı Cimri ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü tiyatro oyunlarıyla Avrupa turnesine çıkacakmış. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Cimri oynuyorum. İkisinde ayda beşer beşer onar tane oynuyorum. Şimdi önümüzdeki Ocak ayında umuyorum konuşulan bir turne var. Avrupa turnesi. Meriç Aral geliyor. Yoğun çalışma temposundan eşi Serkan Keskin'le birbirlerini çok fazla göremiyorlarmış. Çok çalışıyoruz dedi. Doğru, şimdi görüşeceğiz birazdan inşallah. Derken Serkan Keskin dahil oluyor röportaja. Evlilikleri çok güzel gidiyormuş. Siz de böyle beraber yakalamışken efendim evliliği soralım, nasıl gidiyor evlilik? Çok güzel gidiyor maşallah. Güzel gidiyor vallahi, çok iyiyiz maşallah. Allah nazarlardan saklasın, iyiyiz. Evet. Evde yemek işini Serkan Keskin üstleniyormuş. Serkan çok güzel yemek yapar bu arada, bizde yemekleri Serkan yapar genelde. Ben böyle salataydı, pilavdı, bu tarz. Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş geliyor. Ünlü oyuncu gecede ödül alacakmış. Çok zarifler, çok tatlı bir ödül vermek istediler. Vallahi ben de çok mutlu oldum. Senaristliğini de yaptığı Prens projesi çok sevildi. Giray Altınok müjdeyi veriyor. Üçüncü sezonu yazmaya başlamışlar. Çok güzel gidiyor. Üçüncü sezonunu yazıyoruz biz de. İşte yakın zamanda 23 Aralık gibi sete girmeyi planlıyoruz. 2 aylık bir çekim takvimimiz olacak. Üçüncü sezonda inşallah seyirciler severler. Burak Yamantürk, Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak beraber geliyor geceye. Üçü de oldukça şık görünüyor. Peki hazırlanmaları uzun sürüyor mu? Benim biraz uzun sürüyor ama genelde evde hazır oluyor bazı şeyler. Bir süredir ekranlarda göremiyoruz Burak Yamantürk'ü. Daha çok sevimli kızı Mercan'la vakit geçiriyormuş bu dönem. Birkaç görüşmeler var. Bakalım şu an Mercan'la zaman geçiriyorum. Meltem Cumbul geliyor tüm şıklığıyla. Yeni bir projede izleyebilecek miyiz başarılı oyuncuyu? Şu anda bakıyorum açıkçası. Bakalım güzel bir iş olursa eğer. Buradayım şu anda, İstanbul'dayım. New York'ta değilim. O yüzden güzel bir iş olursa kabul edeceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alina Boz ve Umut Evirgen çifti kameralar karşısında. Evirgen gecenin ev sahibi. Geceye usta oyuncu Haldun Dormen de katılınca heyecanlanmış. Hiç heyecan yoktu Haldun Dormen gelene kadar. Şu an biraz bir panik var ama inşallah ilk kez ödül töreni yapıyoruz. Keyifli ve güzel geçeceğine inanıyorum. Alina Boz ve Umut Evirgen çifti çocuk sahibi olmak istiyorlar mı acaba? Alina çalışıyor. Ya tabii ki evliyiz.
Tabii ki bir noktada isteriz ama Alina çalışıyor, ben çalışıyorum. Valla bence bu soru artık çok klasik doğru oldu. Doğru zamanda yaparız. Yani bu herkesin zamanı gelince bileceği bir şey. Bence hiç konuşmaya bile gerek yok. Olunca zaten duyacağınız, bileceğiniz, göreceğiniz bir şey ya. Barış Falay ve eşi Esra Ronabar geliyor. Barış Falay'ı ekranlarda izleyebilecek miyiz bu sezon? İşiyle görüşüyorum bakalım. Çok yakında sanıyorum haberi çıkacaktır. Olabildiğince değişik şeyler yapmayı seviyorum. Şenay Gürler de gecede. Güzel oyuncu, tiyatro oyunları, filmler derken oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Peki bu yoğun tempoya nasıl ayak uyduruyor? Aslında 4 oyun vardı geçen yıl, çok yoğundum. Bu yıl biraz daha az aslında oyunlarım. Ama zaten ben hareketi çok seven biriyim. Hareketli yaşamayı da. Spor yapıyorum, koşturuyorum. Bu hareket insanı canlı tutuyor açıkçası. İbrahim Kutluay sevgilisi Edwina Sponza ile geceye katıldı. Saadet Işıl Aksoy geliyor. Güzel oyuncu New York'ta düzenlenen Soho Film Festivali'nde 2013 yılında yer aldığı Sürgün filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Yani o benim yıllar önce oynadığım bir filmdi, Sürgün filmi. Türker İnanoğlu yapmıştı. Onun için benim için ayrı bir değeri var aslına bakarsanız. Ve çok severek çalışmıştım. Yıllar sonra bizim yönetmenimiz onu böyle Amerika'da festivallerde bir hani dolaştırma ve yeni bir editle ortaya çıkarma kararı verip böyle bir adım atmış. Ve şu anda festivallerde dolaşıyor. Ben de New York'tan öyle Soho Film Festivali'nden böyle bir ödül alınca inanılmaz bir sürpriz oldu benim için. Baba. Eleni. Neler oluyor söyler misin? Okan Buruk oğlu Ali Yiğit'le katıldı geceye. Törende yılın spor adamı ödülünün sahibi olacakmış. Evet, onu layık gördüler. O anlamda da mutluyum, gururluyum. Necip Memili de gecede yer aldığı Afife oyununu soruyoruz. Çok sevilmiş oyun. Çok keyifli gidiyor. 9.'yu oynadık. 2 ve 3 Aralık'ta tekrar oynayacağız. Çok güzel gidiyor. İnsanlar iştirak ediyorlar. Dolu salonu oynamak. Zorlu'nun o büyük salonda dolu salonu oynamak çok güzel. Burak Dakak geliyor. Yer aldığı Hayat filmi ülkemizin Oscar aday adayı oldu. Haberi alınca neler hissetti acaba? Şimdi aday adayıyız. İnşallah yani aday olursak ne mutlu bize. Ondan haber bekliyoruz. Çok keyifli, çok heyecanlı. Gurur verici bir şey. Filmimizle oraya gitmek. Umarım kısa listeye de kalırız. Oscar törenine de gideriz. Yusra Geyik geceye katılan isimlerden. İçeride kırmızı halıda muhabirlik yapmış güzel oyuncu. Peki muhabirlik yapmak ona neler hissettirdi? Hiç güzel bir duygu değil. Bence çok zor. İnsanlara soru sormak inanılmaz zor bir şey. Onun sınırını, ölçüsünü, o insanların nabzını tutmak çok zor bir şey. Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmeoğlu gecede. Show TV'nin sevilen dizisi Deha'yı soruyoruz. Çekimler çok keyifli geçiyormuş. Keyifli, güzel ekip, güzel oyuncular. Sorunsuz bir ekiple çalışıyoruz. Valla güzel geçiyor günler.